Ben iyi içmem aslında. Ben çok iyi ayık taklidi yaparım. Ecdadımız içiyordu tabii. Yani içeni de vardı, içmeyeni de vardı. Kendine çorba yapmaya çalışırken yanlışlıkla birayı buluyor aslında tabii. Leon, en sonunda başlıyoruz. Hiç tahmin etmiyordum başlayacağımızı. Güzel başlıyoruz. Evet, hadi bakalım, hayırlısı. Sen içen biri misindir? Tabii. İyi içer misin? İyi içerim. Yani hayatımın epey bir zamanını mesai olarak içtiğim için. Peki ağzıyla içmek nedir? Ağzıyla içmek, masaya oturduğun gibi kalkabilmektir. Masaya oturduğun gibi kalkamıyorsan ağzında içmemiş olursun. Ama esas mevzu bence içkinin insanı etkilemesinden çok ben iyi içmem aslında. Ben çok iyi ayık taklidi yaparım. Sanki dilin sürçmüyormuş gibi. Yani sanki buradan kalktığında hala tek doğru bir düzelde yürüyebilecekmişsin gibi yaparım yani. Seni içtiğinde utandıran bir şey oldu mu hiç içtikten sonra hayatın boyunca? Yani şöyle düşün, ben yaklaşık böyle 14-15 yaşından beri içiyorum. Bu kadar zamanda yani yaklaşık 25 yıldır içiyorsan mutlaka arada başına kötü şeyler, hikayeler geliyordur. Başımıza kötü bir şey gelmemesi için bunun bir sinyali var mı, bir baremi var mı? Benim için şeydir, bir ben konuşmakta zorlanıyorsam, dilim ağzımda büyüyorsa bir problem vardır. İkincisi masada karşında oturan senin anlattığını anlamamaya başladıysa orada bir problem vardır, onu anlaman lazım. Filmlerde evde iki kişi buluşurlar ve bir şarap açılır ve o bir kolaylaştırıcı olarak meseleye dahil olur. Hep bir şarabın ya da içkinin diyonizyak tarafı. Diyonizyak tarafından ziyade tabii ki rahatlatıyor yani seni. O yüzden bazı eylemlere geçmekte sana cesaret veriyor. Her zaman böyle. İşte sahneye çıkanlar bile bazen içerler ya böyle. Hani o aslında seni biraz teskin ettiği için, biraz daha cesaret verdiği için. Ama şeyi de unutmamak lazım. Özellikle nedendir bilmem. Şarapta öyle bir şey var ya, hani bir üçlü. Şarap, şömine, ayı postu. Bu üçünü bir araya gördüğün zaman gecenin nereye doğru ilerleyeceğine dair bir yorumda bulunabilirsin. Altı içkiyle dünya tarihi anlatacaktın ilk bölümde. Ya aslında onu konuştuk çünkü benim çok sevdiğim bir kitap. Tom Standage'in Türkçe'de yayınlanmış bir kitabıdır. Altı bardakta dünya tarihi. Ama altı alkollü içki değil. Bunlardan bir tanesi çay, bir tanesi kahve. Hatta en sonuncusu Coca-Cola'dan bahsediyor. Dünya tarihini anlamak için aslında çok doğru bir çizelge o. Çünkü Mezopotamya'da ve işte Anadolu'da aslında tahılla ilk karşılaşan insanoğlunun yaptığı bir şey bira, birayla başlıyor. Sonra biraz daha medenileşmeye, yerleşik hayata geçtikten sonra artık Yunan ve Roma'ya geldiği zaman iş şaraba dönüyor. Sömürgeciliğin içkisi, damıtık içkilerden bahsedebilirsiniz. Daha sonra Büyük Britanya İmparatorluğu ve çay hayatımıza giriyor. İslam egemenliği bütün dünyada Osmanlı ile beraber ondan öncesine baktığınız zaman biraz İslam'ın şarabı derler. Kahve giriyor artık hayatımıza. Maalesef en şanssız jenerasyonda biziz. Sonraki çağda kola çağı. O da aslında tamamen başka bir dünyanın, başka bir düzeyin aslında biraz Amerikan hegemonyasını gösteriyor. Yani bu altı büyük devir, altı büyük içecekle altı bardakta özetlenebiliyor kitapta. Ama her şeyin başlangıcı tabii ki biradan başlıyoruz. Yani insanın ilk alkollü içkiyle tanışması, ilk fermantasyonla tanışması bira olmayabilir. Yani herhangi bir yerde bir meyve varsa mutlaka fermantasyonda olmuştur. Ama ilk hayatımıza girdiği, neredeyse dinsel bir ritüel haline gelen şeyin bira olduğunu unutmamak lazım. Hatta bazı tezler var. Ekmeğin biranın yarın ürünü olduğunu düşünürler. Yani aslında ekmekten daha önce bira yapıldı düşünür. Çok da mantıklı aslında baktığınızda. Çünkü biranın hikayesinde şöyle bir şey var, onu unutmamak lazım. Bira keşfedilmiştir, icat edilmemiştir. Yani sen oturup bira yapacağım diye insanlar bir çabaya girmemişlerdir. Kendine çorba yapmaya çalışırken yanlışlıkla birayı buluyor aslında ataların. Suyun içerisine koyuyorsun, kaynatmana bile gerek yok. Tahıl suyun içerisinde yumuşuyor ve aslında böyle lezzetli de bir şey haline geliyor. Lezzetli bir şey haline gelmesini sağlayan tahıldaki nişasta, yani şeker. Suya şeker geçiyor. Havada da bizim çalışkan mayalarımız var. O mayalar gidiyor, şekeri yiyorlar. Ve bizim atalarımız büyük ihtimalle kendilerine çorba yapmaya çalışırlarken dünyanın ilk birasını üretiyorlar. Eskiden atalarımız büyük ihtimalle günde 3 öğün yemek yemiyorlardı. Ne zaman bulabiliyorlarsa onu yiyorlardı. Ama 3 günden fazla susuz kalamıyorsun. Bu yüzden suyla ilişkimiz, yani içecekle ilişkimiz çok daha derin, çok daha yaşamsal bir şey. Yani o yüzden ilk yerleşenler su kenarlarına yerleşmişler, deniz kenarlarına yerleşmiş. İncil'de bile vaat edilen o cennet bahçesi diye anladılan yer Fırat'ta Dicle'nin ortasındaki yerden bahsediyor. Bu memleketin iki ayyaş tarafından kurulmuş olması hikayesi var. Biraz onu bize açsana. Hani iki ayyaş deniliyor ya, ondan bahsediyorum.
İki ay yaşı bilmiyorum tabii. O Iapulus'un şahane bir kulüp rakısı etiketi vardır. Dünya çapında bir içki etiketlerinden bir tanesidir. Şehir kulüplerinde servis edilmesi için. Aslında Cumhuriyet elitleri için üretilmiş bir rakı. Ve o rakının etiketinde iki tane de adam var. Yani bir tanesi de etiketi tasarlayan Iapulus. Türkiye'nin herhalde görsel olarak ne kadar ikonik şekli varsa onun elinden çıkmaya. Kendi ve arkadaşının beraber masada oturdukları, gayet böyle şık Grand Tuvalet oturdukları, ellerinde proları olduğu bir etiketten bahsediyoruz. Yıllarca o etiket için Mustafa Kemal ile İsmet İnönü olduğuna dair böyle bir rivayet var. Yani o iki ay yaş hikayesi biraz oradan geliyor ki aslında hiç alakası yok. Paşa güzel içerdi ama. Ya biz insanların kim olduklarını unutuyoruz ya. Mustafa Kemal'i sadece meydandaki beton heykellere indirmek belki en büyük kötülük bu adama yapılan. Kim olduğunu, hayatını okuduğun zaman çok etkileyici bir hayatı var. Gencecik ölüyor zaten. Trablusgarp'ta eşkıya kavulamaktan İstanbul'daki isyanı bastırmaya kadar onlarca ülkede savaşmış, kazanmış, kaybetmiş, müthiş bir hayat yaşamış bir adam. Sonra o hayattan sonra birden çok genç yaşında devletin tek adamı haline geliyor. İçmesin de ne yapsın? Etrafındaki insanların da maalesef kendisinin kalibresinde olmadığını düşününce alkolde teselli aramış olabilir yani. Peki rakıcı mıydı, şarapçı mıydı? Rakıcı. Ya şöyle bir şey var. Rakı iddiatçı içkisi, Jöntürk içkisi. Çünkü çok konuşulur ama pek fazla dillendirilmez. Şarap haram da rakı haram değil mi acaba diye bir şey var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şarap haramdır diye geçiyor. Şarap haramdır diye geçiyor ama Kur'an-ı Kerim'de bu şarap haramdır lafı geçtiğinde bilinen tek şey şarap neredeyse. Yani fermente meyve suyundan bahsediyoruz. Ki bu arada Arap Yarımadası'nda da şarap var. Şarap yok değil. Hurma şarabı yapıyorlar. Yani üzüm olmasa bile başka bir şarap yapıyorlar. Buradan yola çıkarak ne şarabın haram olduğu ama rakının haram olmadığını düşünen bir İslam fıkhı var işin içerisinde. O yüzden Osmanlı'da da biraz da özellikle genç cumhuriyette, Jöntürklerde işte gayrimüslimler daha çok şarap içerlerdi. Rakı biraz daha Türk içkisidir gibi bir durum var. Sebebiyeti o da olabilir. Bir de şöyle bir şey var, unutmamak lazım. Rakının bu kadar çok tüketiliyor olması, o zamanlardan itibaren başlaması. Floksera denilen bir hastalık var. Bir şey, hastalık değil, bir bit. Bir zararlı. Asmanın köküne yerleşiyor ve asmayı yok ediyor. Böyle 1810'larda ilk defa Marsilya'da gözüküyor ve bütün Avrupa'daki bağları neredeyse yok ediyor bu hastalık. O tarihlerde Türkiye muazzam miktarlarda şarap satıyor Avrupa'ya. Ve gerçekten de burada şarap bulmak çok zorlaşıyor. Yani iyi şarap bulmak daha da zorlaşıyor. İnsanlar bu yüzden biraz daha rakı içiyor. Bir de sultanlarımızın da içtiğine dair rivayet çok. İçmesin de ne yapsın yani, padişah olmuşsun. Şimdi biz şey çok... Bir de edebiyatı da çok güçlü. Ona ya edebiyatı da çok güçlü. Ya yani. Şunu unutmamak lazım ya. Cihan imparatoru olmuş adam. Bugün bizim yaşadığımızdan daha kötü bir hayat yaşıyor büyük ihtimalle. Düşünsene Kanuni Sultan Süleyman hayatı boyunca hiç patates yememiş, domates yememiş yani. Bu kadar büyük, bu kadar ihtişamlı bir hayatın içerisinde mutlaka şarap denemiştir diye tahmin ediyorum. Ama benim tahminim önemli bir şey değil yani. İkinci Murat'ın şiirleri var, Fatih'in şiirleri var. İçinde şarap geçen, şarapla alakalı, şarabın bahsedildiği şiirler var. Abdülhamit döneminde şimdi bize anlatılan Abdülhamit'le gerçek Abdülhamit arasında devasa bir fark var biliyorsunuz. Şimdi konyakçıymış bu diyorlar. Konyak seviyor. Saraya alınan şeyler biliniyor. Mesela Osmanlı enteresan. Osmanlı'da böyle bir mutfakta bir yemek tarifi falan bulmak çok zor. Böyle 1800'lere kadar öyle bir şey yok. Çünkü ustalıkla o mutfak ilerliyor. Genelde onların ne yediğini, ne içtiğini anlamak için en doğru şey, hani yemek tarifinin kaydını tutmasa bile mutfağa alınanların listesi var. Yani alışveriş listeleri, faturalar. Ciddi bir şey alındığını, içki alımı var. Hani padişahlarına toz kondurmak istemeyen bizim mütedeyyin kesim biraz şey diyor işte. Cariyeler içiyordu falan diye ama Şato Carbonier alındığı biliniyor. Hala dünyanın en pahalı şaraplarından bir tanesi. Cariyeler için alınır mıydı bilmiyorum. İçiyordu yani ecdadımız. Ecdadımız içiyordu tabii. Yani içen de vardı, içmeyen de vardı büyük ihtimal. Yani her ailede olduğu gibi. Bu adamlar böyle bir hışımla gelip geçmediler. Yani 500 yılda onlarca adam iktidara geldi, tahta oturdu. Çok içtiğini bildiğimiz var. İçkiyle alakalı problemi olduğunu bildiğimiz var. İçerken başına bela gelen olduğunu bildiğimiz var. Ama katiyen içkiyi yasaklayan da var. İçki yasağında şeyi düşünmek lazım. Hani hep soruluyor işte Osmanlı'da şarap içiliyor muydu? Ya içiliyordu. İçiliyor olmasının da bence en güzel kanıtı yasakların da olması. Bir yasak sürekli yenileniyorsa
Demek ki o yasağı birileri deliyordur. Şimdi sen yasaklıyorsun. 5 sene sonra daha ağır cezalarla bir daha yasaklıyorsan, sonra bir daha yasaklıyorsan demek ki birileri içmeye devam ediyor yani. İçkici bunlar. İçkici bunlar. Yani içkinin doğduğu yer burası. Yani niye içmesin ki? Peki yerli ve milli içkimiz Mezopotamya'da bulunduğu için bira mıdır, rakı mıdır, ayran mıdır? Şöyle bir şey var. Rakı çok kıymetli bir şey. Çünkü rakının var olduğu coğrafyaya bakarsan Osmanlı'nın etkisinin gördüğün her yerde rakıyı görüyorsun. Yani, o kadar yaygın mı? Tabii canım. Yani Bulgaristan'da da var, Sırbistan'da da. Onlar rakıya diyor, rakı diyor, arak diyor, Lübnan'a kadar. Yani bende anasonlu hali de var yani. Bir de bu da çok önemli bir şey. Sadece ele geçirmiş olması gerekiyor. Etkisinin olduğu limanlarda bile var. Yani Sicilya'da bile var. Yani Sicilya'da zambu diye bir içki var. Tam bizim usul böyle. Hatta biraz su katılarak beyazlaşınca içiliyor falan böyle. Testide servis ediliyor. Bazen sokak satıcıları bile yaparmış eskiden. Yani o Osmanlı'da hani gittiği zaman bir yerlere hiç... Kültürel emperyalizm götürmemiş derler ya, iki şey Osmanlı'nın geçtiği her yerde hala yaşıyor. Bir tanesi küfür, hepsi siktir derler. İkincisi de rakı. Rakı, rakıya, arak, buralarda görüyorsun. O yüzden yerli ve milli bir şey seçeceksen bu rakı olabilir. Ama başka bir şey daha var. Şarabın hikayesi de bambaşka. Yani şarabın, üzümün doğduğu toprak burası. Yani üzüm dediğimiz bitki bizim işte bir aslında yabani bir meyvenin, Vitis silvestris diye bir meyve var. Bu meyvenin ehlileştirilmiş hali. Bunun nerede ehlileştirildiğine dair çok spekülasyon yok aslında. Bilinen bir yer var ya, Transkafkasya. Yani Ağrı Dağı'nın üzerinde bir tane bir pergel koy, bir yuvarlak çiz. Ermenistan, Gürcistan ve Doğu Anadolu içerisine alsın. Burası üzümün ilk ehlileştirildiği yer. Büyük ihtimalle de şarabın ilk yetiştirildiği yerlerden bir tanesi. Çünkü üzüm varsa şarap var. Yani sen üzüm suyunu sıkarsın, bir yere koyarsın, şarap olur. Ha, iyi mi olur, kötü mü olur, o tartışılır. Tevrat'ta ilk nerede geçiyor şarap dersen... Tekvin, yani dünyanın yaratılış hikayesinde anlatıldığı bölüm. Dünyayı, Tanrı dünyayı yaratıyor bilmem ne falan filan. Ondan sonra dünya çok kötü bir yer haline geliyor. Ve sevgili yaratıcımız herkesi öldürmeye karar veriyor. Nuh'a diyor ki sen bir gemiye bin, aileni yanına al ve bekle, yağmurlar yağacak. Tevrat'a göre ilk defa yağmur yağıyor. Ondan önce hiç yağmur yağmamış. Yağmurlar yağıyor, bütün dünyayı su kaplıyor. Nuh ve ailesi kurtuluyor. Tevrat'ta ayette diyor ki gemi 7. ayın 17. gününde Ararat dağları üzerine oturdu. Ve Nuh çiftçi olmaya başladı ve bir bağ dikti. Şaraptan içti, sarhoş oldu. Ararat dağı neresi? Ararat dağı Ağrı Dağı. Hikayenin içerisinde bir tutarlılık da söz konusu. Baktığınız zaman... Şarabın yayıldığı yer de hep buralar. Yani şarap tanrısı Dionysos'tan bahsediyorsun. Şarap tanrısı Dionysos Zeus'un oğlu. Nereli? Denizli. Tabea prensesi Semele'nin oğlu bu. Tabea dediğin yerde Denizli'nin Tavas ilçesi. Hala Denizli belki de Türkiye'nin en fazla üzüm yetiştirilen yerlerinden bir tanesi. Alkol uyuşturucu mudur Levan Bey?